Arkadaşlar merhabalar size bir soru yorumda bazen önemli gördüğümde mini anlatımlar yapacağım. Hem böyle çok vaktinizi almayacak şekilde hem de faydalı olacağına inandığım şekilde bazı bilgilerden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim bilgi de e, integralde alan fonksiyon türevi ve fonksiyonun arasındaki ilişkiye dair. Bir soru yorumların oynatma listesi var bu arada onu da söyleyeyim. Normal oynatma listelerine girerseniz ya da ana sayfama geldiğinizde bir soruyorum diye bir liste var. Bu soruyu da oraya atacağım hatta aklınızda bulunsun. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir soru sorulduğu zaman önce size isterseniz olayın ne kadar önemli olduğunu anlatmak adına bir uzun yoldan göstereyim. Bakın şimdi F1'i sorduğu için F1 bu aralıkta bir değer olduğu için parçalı fonksiyonun ben bu kısmını alırım. Böylece bu kısmının denklemini bulmamız gerekir. Bir doğrunun denklemi nasıl bulunur? Önce bizim için çok önemli şey eğimdir. Bu doğrunun eğimine de bakalım. Burası 2 birim. Burası 2 birim. Böylece tanjant alfa ne geldi arkadaşlar? 1. Doğrunun eğimi neye eşit oldu o zaman? Sağ yatık bir doğru olduğu için 1. O zaman doğru böyle bir denkleme eşit. Türev doğrusunun denklemi. Sonra arkadaşlar n'yi nereden buluruz? Üzerindeki herhangi bir noktayı yerine yazarsın. 0'a 1 de olur bu 2'ye 3 de olur hiç fark etmez. X yerine mesela 2 yazarsan ordinatı 3 olduğu için gördüğünüz gibi n'yi 1 bulmuş oluruz. Ya da ben burada 0'a 1 de bu denklemi sağladığı için y yerine 1 x yerine 0 yazarsam bakın yine neye 1 oldu. Demek ki bu fonksiyonun denklemi türevinin denklemi x artı 1'miş. O zaman hemen integralini alıyorum bunun fx'i bulmak için x kare bölü 2 artı x artı c. Haliyle arkadaşlar artık e, burada f0 kaça eşit olacak? 0 artı 0 artı c'den 1 bölü 2 eşit olacak demiş soru. Demek ki c 1 bölü 2 geldi. Bundan sonra şuraya fx artı 1 yazmışım yanlışlıkla fx olacak. Bundan sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz o zaman? Fonksiyonun denklemi fx eşittir x kare bölü 2 artı x artı 1 bölü 2 olduğu için f1 de 1 bölü 2 1 artı 1 bölü 2'den 2 geldi. Bakın bu şekilde böyle yaptık. Bunu tabii ki bazı kitaplarda zaten çözümleri görüyorsunuz öğretmenleriniz de anlattı. Yanlış bir yol değil. Ben şöyle yapmayı tercih ederim. Şimdi bir kere bir eğri altında ya da doğrunun x ekseniyle arasında kalan bölge olduğunda bu bölge ya da grafikten yine böyle yapalım. Bu bölge aynı zamanda Buradaki integral'e eşittir değil mi? O zaman biz iki fonksiyonun farkını ya da bir fonksiyon verildiğinde diğerini sorduğunda neden alanla yapmayalım ki? Hemen türev verdiği için integral f türev x dx neye eşit arkadaşlar? fx a'dan b'ye dersek böyle bakın fx a'dan b'ye olur ve bu fb eksi fa'ya eşittir. O zaman ben burada 0 ve 1 ile alakalı bir soru olduğu için... Buraya hemen 1 yazarım. Buranın alanını bulurum. Çünkü bu mavi ile taradığım bölgenin alanı 0'dan 1'e f türev x grafiği olduğu için f türev x dx'tir. Haliyle o zaman ne olur arkadaşlar buradan? Bunun integrali f x 0'dan 1'e ve f 1 eksi f 0 bu bölgenin alanına eşit. Alan nasıl bulunur? Burası bir birim. Orta taban yamukta nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban 1 artı 3 bölü 2'den gördüğünüz gibi yamuğun alt tabanında 2 oldu. Yamuğun alanı neydi peki? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. O yüzden alt taban 1 üst taban 2 bölü 2 çarpı yükseklikte zaten 1 oldu. 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. F0'a zaten soru bana 1 bölü 2 vermişti. O zaman F1 ne gelmiş oldu? Yine 2. Bu şekilde bakın. Demin ki şu yaptığımız yol mu? Birinci, ikinci yol mu? Kesinlikle ikinci yol. Ben bunun gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Bazı sorularda da gerekli bir yol. Şimdi size bu gösterdiğim yolu da normalde bir soruyorum diyoruz ama. isterseniz bir mini anlatım yaptığım için bir örnekle daha taçlandıralım. Bakın şöyle bir soru. F türev 3 nedir diye soruluyor. Burada arkadaşlar normal e, integral yorumuyla integral alarak fonksiyonun denklemini bularak sonra türevini bularak yapabilirsiniz. Uzun veya kısa hiç tartışmıyorum ile ben size mantığı öğretmek adına demin öğrettiğim yerden anlatacağım. Peki F2 ve F-4'ü nasıl kullanacağız? Şimdi e, burada F türev 3'ü de nasıl bulacağız? Şimdi F türev 3'ü bulmanız için bu bir doğru denklemi ya burada eğim falan biliyor olman lazım. Ee, sonuçta şuranın apsisi 3 olacağı için burası bakın 2, doğrunun eğimini bilsen buradan böylece F türevi 3'e yorum yaparsın. Ya da e, yapacak bir şey yok diye böyle kalır soru. O zaman benim bu denklemi bulabilmem için tanjant alfayı bulabilmem için bir yorum yapmam lazım. İşte onu da bunların eşitliğini vererek yapmanı istiyor. Nasıl peki? Şimdi arkadaşlar bunları kullanarak F türevi de verdiği için Eksi 4'ten 2'ye f türev x dx f x eksi 4 2 değil midir? Bakın böylece iki fonksiyonun farkını nereye bağladım? İntegrale bağladım. Peki integral ne? Eksi 4 ile 2 arasında. İşte arkadaşlar burası ve burası. Bu bölgenin alanı tabii ki şu değeri bilmediğimiz için maalesef. Zaten onu bilsek soruyu sormasına gerek yok. Buraya bir diyeceğiz. Buranın ordinatını bilmiyorum. Buraya A diyelim. Yükseklikte 2 birim. O zaman alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten A artı 1 geldi. Sonra arkadaşlar onu öyle yapmayayım da hemen F2 zannetmeyin. A artı 1. Sonra bu bölgenin alanı 4 çarpı 1'den 4 ama x eksenin altında kalıyorsa ne diyorduk oraya? 4. Böylece f2 eksi f eksi 4 bunlar birbirine eşit olduğu için neye eşit olmalı? 0. O zaman arkadaşlar a buradan ne geldi? 3. Güzel. Artık arkadaşlar 3 bulduğumuz için buraya 3'ü yazdım. f türev 3'ü nasıl bulacağım? Hafif bir yamuk bilgisi de vereyim size bakın. Yamuğun tabanı arkadaşlar şöyle 2 birim uzunluğunda aşağı indiğimizde tabanı ne kadar arttı? 2 birimde 2 arttı. O zaman 2'den 3'e giderken Şöyle yükseklik bir birim arttığında o zaman ne kadar artar? Bir artar. Böylece burası 4 birim olur. F türev 3 dört 4 olmuş olur. Zaten buraya kadar geldiyseniz e, geometride bilebileceğinizi düşünüyorum. Ama yok hocam ya ben hiç valla alakam yok diyen arkadaşlar için şimdi e, gösteriyorum size ikinci çözümü. Burada mecburen bir analitik yapacağız tabii arkadaşlar. Şimdi 3 burası. Şöyle şuraya 1 bir birim. O zaman burası 1 bir birim olduğu için pardon şurası 2 birim. Burası da arkadaşlar ne oldu? 2 birim. He. O zaman tanjant alfa'sı kaç geldi bunun? 2/2'den i̇ki bölü 1. O zaman uzatıyorum böyle burayı. Şöyle arkadaşlar 3 olduğu için burası 1 bir birim, burası da 1 bir birim. Böylece tanjant alfa'nın 1 olması için komşu 3, karşı da 3 olmalı. Zaten 6 bir birimdi. Yine 3 bir daha 4 oldu. F türev 3 yine 4 geldi arkadaşlar. Bu şekilde F türev 3'ün de 4 olduğunu bulduk. Nereden yararlanarak? Demin öğrettiğim alan bilgisinden yararlanarak. Güzel bir soru gerçekten. Aslında demin kendi hani konuya giriş sorusu gibiydi. Bu da gördüğünüz gibi böyle konuyla alakalı güzel bir yorum sorusu oldu. Bir soru yorum dedik ama iki tane soru yorumladık. Sonra bir tane daha bir soruyorum yapmayı düşünüyorum. bununla alakalı önemsediğim için arkadaşlar. Böyle işte sene sonuna kadar inşallah çözebildiğim kadar çözeyim. Hem böyle saatlerce anlatım yapmak yerine ben de vaktimi doğru değerlendirmiş olayım. Sizde hem de 10 dakikalık durumlar maksimum muhtemelen 10 dakika falan olur. Size de bir katkısı olmuş olsun. Kafanıza yatmayan yerler varsa, sormak istediğiniz yerler varsa yorumlarda belirtin. E, yorumlarda da birbirinize yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü öğrencinin dilinden gerçekten öğrenci anlıyor arkadaşlar. Bazen burada bizim bahsettiğimiz bir şey bize çok kolay geldiği için üstün körü geçmiş olabiliyoruz istediğimiz kadar önemsizsek de. Ama siz orada bir cümlenizle arkadaşınıza faydalı olabiliyorsunuz. E, bizden de desteklerinizi esirgemeyin. Hem abone olup hem de beğenirseniz Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, diğer bir soru yorum videolarında görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada e, bilmeyenler için de bir kere daha şu bir soru yorum videolarının nerede olduğunu göstereyim. Ee, i̇stediğiniz gibi nasıl yaptığını size kalmış. Şöyle Eyüp B yazabilirsiniz. En kötü yani hani diyelim bulamıyorsunuz. Bazen oynatma listelerini bulamıyoruz diyorlar. Tıklarsınız böyle sayfaya. Bakın. Şurada çizerek de bir kere daha göstereyim. Şurası belki hani YouTube'un biraz saçmalığı ama buraya tıklanıyor arkadaşlar. O yüzden buraya tıklayıp top listelere ulaşın yazıyorum. Gerçekten bakın şimdi tıklayacağım. Tıklanıyor buraya. Tıklandıktan sonra da görüyor musunuz? Bir soru yorum işte burada var. Böylece buradaki bir soru yorumlara ulaşabilirsiniz. Bir de çıkmış soruları direkt doğrudan çözemiyoruz. Ama 3D yayınlarını çözdüğüm için ben arkadaşlar o hakkımız oluyor. E, Birebir ÖSYM'lerde AYT. Sonra bakın bunun TYT'si var. Sonra bir de geometrisi var. Gördüğünüz gibi. Bunlarda da merak ettiğiniz çıkmış sorular veya benzerleri varsa konu konu açıp buradan bakabilirsiniz. Zaten elinizde kitap varsa problem yok. Ama elinde kitabı olmayanlar için de bu şekilde bir bilgi vermiş olayım. Konu anlatımlar falan zaten burada duruyor ama belki konu ihtiyacınız artık bitmiştir. E, tekrarlara da bu şekilde bakmış olursunuz tüm oynatma listelerine de normal geri gelip normal oynatma listelerine tıklarsanız burada arkadaşlar bütün oynatma listeleri var bakın e, tıkladığınız zaman YouTube'da yapacak bir şey yok böyle biraz karışık görünüyor bunlar tıkladığınızda hepsine ulaşmış olursunuz benden şimdilik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere iyi çalışmalar.